mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Hızlıca biraz sorularımıza bakalım, sonra konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Sevgili izleyiciler, ilk günden beri kadının gündemi olarak nerede bir mağduriyet varsa o konuyu ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bugün de karşınızda farklı bir konuyla karşınızdayız. Doğu Türkistan'ı duymayanız yoktur. Harita üstünde uzak gibi görünse de Doğu Türkistan kültür, dil ve halk olarak bize en yakın yerlerin başında geliyor. Anadolu coğrafyasıyla Doğu Türkistan bir elmanın iki parçası desek yalan olmaz. Maalesef Uygur Türklerinin vatanı, Anadolu Türklerinin ise ana yurdu olan bu topraklar sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çin hakimiyeti altında olan Doğu Türkistan'da ciddi insan hakları ihlalleri ve baskılar var. Maalesef bu baskıların en büyük mağduru da her zaman olduğu gibi kadınlar. Dilleri ve inançları üzerinde baskı kurulan ama buna karşın kültürlerine sahip çıkan birçok Uygur Türk'ü baskılardan kaçarak ülkemize sığınmış durumda. Çin'le ikili ilişkilerden dolayı birçok ülke Doğu Türkistan'daki sorunu görmezden gelse de sansürsüz ve her zaman mazlumdan yana olan tavrıyla Woman TV Doğu Türkistan gerçeğini bizzat tanıklarının dilinden masaya yatırıyor. Bugün kadının gündeminde de bu konuyu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? İperhan Uygur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Zülfikar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esma Alim, merhaba, hoş geldiniz. Ve Erşidin Erkin, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Evet, gerçekten Türkiye'de az çok ne olduğunu, orada neler yaşandığı biliniyor ama ciddi bir izolasyon da söz konusu orada. Hani tam her yaşananda maalesef Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyaya da aktarılamıyor. Kamplardan bahsediliyor, on binlerce Uygur Türk'ünün kayıp olduğundan bahsediliyor. Kültürel bir soykırım var deniliyor, dini inançlara çok ciddi bir baskı var deniliyor, işte helal yiyeceklerden tutun camilere varana kadar çok ciddi bir baskıdan bahsediliyor. Öncelikle mevcut durum nedir orada? Dilerseniz öyle başlayalım. Kim cevap vermek isterse? Benden başlayabiliriz. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Teşekkür ederiz. Şimdiki durumlardan bahsedecek olursak, bildiğiniz üzere Çin sürekli bir oyun içerisindedir. Yani o kamplar olsun ya da kültürel asimilasyon olsun, soykırım olsun hepsinden birer çok süslü yalanlar uydurarak aslında insanları kandırmayı başarıyor. Şu an bütün dünyayı kandırmaktadır. Vaziyetimiz nedir? Bütün yaşam bir kere bitmiş vaziyette şu anda. Esnaflar sokaklarda göremiyoruz artık. Hani az çok da olsa o videolar geliyor bize, ulaşabiliyoruz. O videolardan gördüğümüz üzere sokak caddelerde artık o kalabalık insanları göremiyoruz. Peki neredeler? Bunlar tabii ki hapishanede ve kamplarda yaşıyor şu anda. Onun dışında memurlar, işte öğrenciler, bunların hepsi zaten o çalıştığı yerde veyahut okullarda ciddi bir soykırımdan geçiyor. Hani beyinler yıkanıyor, dinden, kültürden, bizim kendi milli kimliğimizden ciddi anlamda onları uzaklaştırmak adına çok sistematik bir çalışmalar mevcut şu anda. Onun dışında ne söyleyebilirim? Gençlerimiz, Uygur gençler, kız ve erkek hepsini böyle binlercesini, hani bölge bölge çalışıyorlar bunlar. Her böyle bir anda herkesi toplayıp götürmüyor. Bir gün işte bir hafta başka bir bölgeyi, diğer hafta başka bir bölgeden böyle binlerce insanları, daha çok gençlerimizi ve yeni nesillerimizi şu anda Çin'e götürüp asimile etmeyi çalışıyorlar. Onun dışında ne söyleyebilirim? Çocuklar için ayrı bir kamp mevcut şu anda. Onlar da annesi babası yanında olmadığı için çaresiz, böyle kimsesiz kalıyorlar ki akrabaları bile onlara sahip çıkamıyor. Hani akrabalarının bile sahip çıkmasını Çin yasaklıyor şu anda. Ne yazık ki çocuklarımız, haram helal konusundan bahsettik. Helalden tamamen koparılarak, hani haram yiyecekler, işte bunun başında affedersiniz domuz başı gelmek üzere içkiye kadar yol alıyor. Bu tabii çocuklar için değil, yetişkinler için
geçerli. Çocukları o şekilde işte yatması, kalkması Çinliler gibi olacak. Konuşması işte Çince olacak. Çince bilmeyenlere zorla Çince öğretiliyor. Ki bunun biz 2 ay öncesinde bir videoya ulaşmıştık. Çocuklar tamamen hepsi o kreşlerde olsun ya da anaokullarda hepsi ağlıyor. Toplanmış böyle bir tane küçücük yatakta 3-4 tane çocuk yatırılıyor ve hijyen konusu var. Hani mesela problem ciddi anlamda orada hastalıklar mevcut. Onun dışında çocuklar Her sürekli şeyden önce ağlıyor. ailelerinden Tabii koparılmaları zaten aynen çok büyük çok bir çaresiz problem. olduğu için başında hep Çinliler o eğiten insanlar hep Çinlidir. Bu durumla karşı karşıyayız. En çok da zaten bizim tehlikemiz bu şu an. Hani yeni nesillerimiz binlerce yeni nesiller bu çocuklar asimilasyon Tabii görmekte. çocukları asimile etmek de Aynen, büyüklere göre aynen. çok Evet. daha kolay Büyüklerde tabii görünüyor. bildiğiniz üzere şu anda işkence çekiliyor. O hani eğitim kampı adına böyle süsleyerek orayı bize sanki kültür, medeniyet öğreniyormuşçasına hani geçen günlerde görmüşseniz anlattılar Çinliler. Külliyen yalan. Tabii böyle süslü yalanlar, kurnazlıklar, hilekarlıklar Çin'in profesör alanıdır. Yani bunun kitabını yazmışlar insanlar nasıl yapsak da hani bu zulmü yaptığımız çirkinlikleri kapatabiliriz diye. Dolayısıyla şu anda olan biten herkes dünyadan gizleniyor. Çin çok büyük bir yalan içerisinde. Dediğim gibi büyükler, yetişkinlerin ne yaşam kaldı. Zaten köyler diye bir şey kalmadı. Köyde bütün o kapılar kilitli şu anda. Yani insanların evi. Ha mal mülk konusu da var. Onu da atlamayalım. Zengin olan herkes mal mülküne el konuldu. Ve bu insanların o zengin işte insanların parasıyla Çinli polisleri doyuruyorlar. Hani hem zulmü yapıyorlar, kendi bizim paramızla alıp o zulmü yapıyor. Bu da bir vahşiyet. Şu anki mevcut durum bu. Biraz da daha özele dönecek olursak, siz burada üniversite okudunuz, Evet. aileniz. Ailem Doğu Türkistan'da. Ben Korlalıyım. 2013 senesinde tamamen okuma amacıyla Türkiye'ye geldim. O zamanlar tabii pasaport veriliyordu. Çok da zor hani işte rüşvet veriyorsunuz, bir sürü para yiyorlar, bekletiyorlar filan. Sonunda aldım, geldim pasaportumu verdiler. Öyle gelmiş oldum ama sonra sürekli tabii ben ilk çıktığımda hani Türkiye'ye gidiyoruz diye pasaport alamıyor kimse. Herkes işte farklı Avrupa'dan ya da Amerika'dan böyle vize şirketler var orada vasıtacı. Onlar aracılığıyla alıyoruz. Ben de Avrupa vizesini alarak aslında gidecektim. Onlar tabii Türkiye'ye gittiğimi duyunca hemen benim aileme baskı yaptılar bu sefer. Ailemi götürdü, günlerce sorguya çektiler. Dediler işte kızın neden Türkiye'ye gitti? Neden Türkiye? Orada ne yapacak? Ondan sonra onlar da tabii bir tedirgin oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Neyse öyle devam ettik. 2015'e geldiğinde bir defa dönmüş, pardon. 2014'te bir defa döndüm. Ondan sonra 2016'da en son dönmüş oldum. Ailem sürekli zaten takip altındaydı. Ben burada olduğum için. Özellikle hani zaten yurt dışında olan bütün Uygur Türkleri takip ediliyor. Ailesi özellikle takip ediliyor. Fakat en başta bunun Türkiye geliyor. Hani Türkiye çok hassas onlar için. Neden? Türkiye'de biz çünkü tarihimizi öğreniyoruz. Türklerle aynı kanı taşıdığımızı öğreniyoruz. Ortak kültür, medeniyet öğreniyoruz ve aydın insanlar burada yetişmeye çalışıyor. Dolayısıyla en başta Türkiye'yi sevmiyorlar. Hani Uygurların bulunmasını istemiyorlar. Bu yüzden de Türkiye'de yaşayanları daha çok takip ediyor. 2016 en son gitmiş oldum ben. Gittiğimde havalimanında direkt beni Türkiye'den gelenler işte ayrı sıra yaptılar. O sıradan sonra tek tek böyle aldılar. Pasaportumuzu falan hepsini aldı zaten. Sonra da kocaman bir odaya tek başıma 3-4 tane polise gittim. Orada bir sürü sorular sordu. İşte o bir sürü sorular dediğiniz hep aynı. Sürekli aynı soruları tekrar edip duruyor. Hani ola ki ağzından bir şey kaçırır da biz onu tutuklayalım. İşte ne yapıyorsun, ne yaptın, nerelerde bulundun, niye gittin? Sürekli aynı şeyi sorup durdular. Ben de cevap verdim. Çince konuşuyoruz o sırada. İşte şeyime baktı, valizimi alt üst etti, her şeyi tek tek baktı, telefonları kontrol ediyor, cüzdanınıza kadar işte bunlar nedir, öğrenci kartın filan, her şeye bakıyorlar. Öylelikle 1-2 saat sürdü o sorgulama. Ondan sonra da ben kendi memleketime gittim, Ürümçi, bizim başkentimizden. O bir ay içinde beni 4 kez sorgulamış oldular. Her sorguladığında 2 saat sürüyordu. Karakola çağırıyorlardı direkt. Aynı soru yine. Onun dışında ben
Bir ay sonra baktım ki telefonumu, yani hat kapanmış. Çinliler polis tarafından direkt kapatılıyor. Öyle kapanınca hemen Türkiye'ye geri döndüm. Geri döndükten sonra da zaten babam, benim babam annem ayrı olduğu için ayrı ayrı haberleşiyoruz. Bunların bildiğiniz üzere sosyal medya diye bir şey yok. Doğu Türkistan'da burada kullandığınız bütün sosyal medya yasaktır. Sadece Çin'in kendi uygulaması var. O da bizi takip amaçlı. Oradan konuşabiliyorduk. Oradan babam beni silmeye başladı. Bütün akrabalarım silmeye başladı 2016 Ağustos ayında. Ondan sonra bir tek annem kaldı konuşabildiğim. Duydum ki 2017 yılında, yine Ağustos ayları olması gerekiyor. Bunu geçen sene haberini almıştım. Babam tutuklanmış. Hiçbir suçu yok. Adam bir tüccar. Orada sıradan öyle yaşayan bir erkek, Uygur yani. Onu içeri almışlar, kampta Tutuklanma olduğum. sebebi ne? Sebep yok. Yani Uygur olması yetiyor. İşte esnaf, hani Çinceyi bahane diyorlar. İşte Çincesi az, Çince öğrenmesi gerekiyor vesaire. Onu tutuklamışlar. Onu geçen sene öğrendim daha. Ondan sonra geçen sene 2018 Mart ayında da annem tutuklandı. Biz Mart ayından itibaren annemle hiçbir irtibatımız olmadı. Oradan bir anda yok oldu. Hani en son bana ses göndermişti, ağlayarak göndermiş. İşte ola ki aniden ben kaybolursam anla ki beni doktora götürüyorlar. Oradaki insanlar korkusundan kamp bile Kamp söyleyemiyor. diyemiyorsun. Aynen. Beni işte hastaneye götürüyorlar. Öyle anla dedi. Tamam dedim. Bir anda işte Mart ayında kayboldu. Ben de o zamandan beri bütün akrabalarım beni engellemiş oldu bu şey Çin'in uygulamasından. Kimseyle konuşamıyorum. İşte annemden de bugüne kadar hiç haber alamamaktayım. Çünkü Sesini konuşurlarsa bile onların da duymadım. kampa Aynen. gitme tehlikeleri var Aynen tabii. öyle. Peki bir de size dönecek olursak, sizin de eşiniz kampta değil Evet, mi? eşim kampta. Peki onun kampta olmasının sebebi ne? Aslında pek de bir sebep aranmıyor aslında Evet. da. Yani hani sebep olarak ne gösteriyorlar? Sebep olarak onun aynı kardeşimizin söylediği gibi Türkiye'ye gelmesi ilk önce. Ondan sonra ben ticaretle uğraştığım için sürekli bankadan ona para gönderiyordum. Ve araştırmışlar işte yurt dışıyla bir ilgisi varmış ve alakası varmış diye. Onun için tutuklamışlar. 2018 Aralık ayındaydı değil mi? Aralık 21'inde falan içeri atıldı. Ondan önce bu eğitim merkezi dedikleri yerde eğitim veriyordu. Çünkü hukuk bitirdiği için. Orada da işte 2017'de oraya götürdü. 2016'da zaten Doğu Türkistan Ürümçi'nin büyük bir hastanesinde denetim bölümünde çalışıyordu. Aralık'ta işte öyle götürdü. İlgisi varmış falan işte Türkiye'ye gitmiş falan diye. Öyle içeri attılar yani. Yani Onun Türkiye'ye için de gelmiş olması ya da 20 Türkiye'de bir tanıdığının olması bile demek ki Evet, kampa girmek için suç. yeterli. Evet. Onun Kesinlikle. için bile 20 sene içeri atmışlar. Evet. Çünkü ben bu konuyu Avrupa Birliği İnsan Hakları Komitesi'ne falan hepsini bildirmiştim. Onlar denetime gittiği zaman o gün 3 günlük bırakıyoruz diye bırakmış. Çıkar çıkmaz hemen yine beni aradı. O görüntüler de var videolarda benden. Dedim suçun neydi dedim yani suç neydi oradaki? Dedi benim suçum sadece seninle iletişime geçmem ve senin bana bankadan para göndermen dedi. Onun için bile 20 sene içeri atabiliyor insanları. Evet. Peki yani kamp diyoruz, belli ki orada eğitim falan verilmiyor. Yani bu çok açık, görüntüler de var zaten elimizde. Biraz oranın fiziki şartlarından bahsedebilir misiniz? İnsanlar ne yaşıyorlar o kampta? Kampta ne yaşıyorlar? Kampta bildiğiniz gibi günde yani buharda pişirilmiş bir ekmek Çinlilerin yediği onunla işte iki vakit onu veriyorlar. Onunla geçiniyorlar yani sadece eğitim amaçlı hepsi oturuyor masada. O da bir öğretmen eğitim veriyor. Elleri ayakları kelepçeli halde o şekilde oturuyorlar yani. Ve mesela orada uyuyakaldınız diyelim. İtfaiye aracının o şeyleriyle uyandırıyormuş işte suyu sıkıyormuş Tazyikli falan. Evet suyla. evet onu dışarı götürüyormuş öyle sıkıyormuş öyle uyandırıyormuş. Elinizdeki mesela ekmeğinizi bile yanınızdaki bir arkadaşınıza veremiyorsunuz. Ve dudaklarınızı hiçbir şekilde kıpırdatamazsınız. Kıpırdattığınız zaman sen işte Olmaz. ayet Duyamam. okuyorsun.
işte hani namaz dua ediyorsun diye. Çünkü her taraf kameralarla kaplı olduğu için yani hiçbir şekilde de yanınızdaki biriyle iletişime geçemezsiniz. Ekmeğinizi veremezsiniz, yardım edemezsiniz. Yaptığınız zaman direkt kızlarla erkekleri çırılçıplak bir odaya sokuyormuş ve iyice dövüyormuş yani. O elektrik şoklar söz konusu, başından geçirilen bu kulağınızı böyle çınlatan bir ses veriyorlar. O başınıza geçirilen, o nasıl bir işkence türü ben bilmiyorum ama öyle bize gelen haberlere göre. Yani uyurken bile sağa sola bakmanız bile yasak. Yasak. Hani olur, hadi koridorlarda kamera olur, yattığınız işte hadi odalarda bile kamera var, onu anladık. Tuvalete bile, çok affedersiniz, tuvalet, banyolara bile kamera koymuşlar. Zaten oranın şeyi çok kötü, o fiziki şartları aşırı kötü. Ne hijyen var, ne işte lüks bir yer değil zaten. Kamplar yetişmiyor insanların çokluğundan dolayı. Okulları bile kamp yaptılar. Dolayısıyla sürekli hastalanıyor vesaire. Kaç kişi kalıyor kamplarda? 5.000-6.000 kişilik kamplarmış. 5-6.000 kişilik ama ayrı ayrı hücrelerde yatıyorlar. Mesela 10 kişilik, 15 kişilik böyle hücrelerde kalıyormuş. Bir de benim eşimin bana söyledi. Çünkü orada eğitimci oldu daha önce de. Dediğim gibi 2018'de eğitimci olarak işte hukuk bitirdiği için eğitim vereceksin diye oraya almışlardı. Orada söylediğine göre onlara özellikle bizim kızlarımıza kısırlaştırma ilaçları veriyormuş orada. Sırf üremesin şey diye. Kısırlaştırma ilaçları veriliyormuş. Bir de diyor çok farklı ilaçlar var. Ben mesela o insanların bazen hiçbir şeyi hatırlamadığını, anne babasını bile hatırlamadığını biliyorum diyor. Yani hatırlamıyorlar. Adamlar yavaş yavaş unutuyor yani şeysini. Tabii. Kendi akrabalarını. Öyle bir durum var. Geçmişini, bütün eskiye dair her şeyi siliyorlar. Evet. Herhalde nesilde devam etmesin diye de o haplar veriliyor demek ki. Kısırlaştırma hapları. Bir de o haplarla ilgili bir şey daha biliyorum. Daha önce bize gelmiş yine bir habere göre. Sizin DNA'nıza göre yine kanınızı falan alıyor. Orada kontrol ediyorlar işte. Kan grubuna göre bir hastalıklar üretiliyor. Ondan sonra ilaç olarak ya da iğne olarak size veriliyor. Yani direkt hasta oluyorsunuz. Bazıları, bir sürü insanlar deliye dönüşmüş, deli olmuşlar. Onları hastaneye bile götürmediler. Zaten hastaneyle devlet işbirliği içinde olduğu için hastane direkt gönderiyor. Bunun hiçbir şeyi yok. Sağ salim tamam. Geri kampa dönüyor. Sonra ölüyor zaten. Bir arada cesetlerin yakıldığı, artık hani gömülecek yer kalmadı ya da işte bu kültür dinimizde, İslam dinimize göre biz gömdüğümüz için onu bile hani sembolik olarak tehlike görüyor ve cesetlerimizi bile yakmaya başladığını duyduk. Ve bir keresinde de Instagram'dan çok biriyle konuştum ben, orada yaşayan bir Uygur kız. Çok gizli bir şekilde açmış, Instagram açılmıyor normalde ama Çin'de yaşıyormuş, açmış. Bana diyor ki artık diyor cesetler ağaca asılıp öyle güneş altında kalıyor. İşte hayvanlar gelip yiyor filan. Böyle bir şeyler başlatıldı. Hani akıl almaz şeyler dönüyor. Evet. Gerçekten sonuç akıl almaz. Yani filmlerde bile insanların kurgulayabileceği şeyler değil bunlar. Kampta mesela kamptan çıkıyorsunuz zaten sizin ömrünüz uzun sürmüyor. Biliyorlar. Zaten bırakmıyorlar. En fazla bir sene kalabiliyorsunuz. Yoksa 6 ay. Mesela benim dayımın içeri atıldığını ben bilmiyordum. Daha bir iki ay önce öğrendik. Çıktı, hemen 15 gün sonra vefat etti dayım. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Tabii ki anneanneme söyleyemedik. Şu ana kadar anneannem burada, göndermemiştik geri. Daha söyleyeyim, nasıl söyleyeceğiz onu? Söylediğim zaman ben gideceğim diye tutturacak şimdi. Onun için de yani öyle çıkıyorsunuz kampta. Ya 2 ay ya 3 ay sonra tamam bitti. Bitiyorsunuz. Ya bir hastalık çıkıyor sizden. Bir şey oluyorsunuz. Ya da tamamen hafızanızı kaybediyorsunuz. O şekilde çıkıyorsunuz. Öyle bitik durumlar. Peki Esma Hanım, belli ki kamplarda yaşamak gerçekten çok zor. Çıktıktan sonra da zaten yani o da çok acı. Hani evet. Çok zor şartlarla yaşıyorlar ama çıktıktan sonra da çok uzun yaşayamıyorlar dediniz. Peki kampların dışında da hayat çok zor herhalde orada, değil mi? Evet. Yani biraz da onu anlatabilir misiniz bize? Yani evet, gerçekten çok çok büyük bir nüfusun çok büyük bir kısmı kamplarda ama dışarıda olan insanlar neler yaşıyor? Dışarıda olan insanlar da mesela çok
korkuyor. Mesela dışarı çıktığı zaman önüne arkasına bakarak bir şeyler oluyor mu acaba diye. İnsanların kalbini o kadar korkutuyor ki onlar. Hatta dışarı çıktığında bile böyle kendisi bir azat edilmemesi, bir kul gibi. Çinlilerin kulu gibi korkuyor. Mesela benim babam orada. Nasıl söylesem, 2016 memlekete inerken sinirden geçemedik. Babamı tutukladılar. Benim babam Mısır'dayken çok büyük bir hocaydı. İslam bilimlerini veriyordu. Babamla götürdüler. Babamdan haber alamadık. 14 saat sorgu soru çekildi. Ben öyle çekildim 14 saat soru. Oradaki insanlara o kadar zulüm ediyor. Böyle gözümüzün önünde bile baka baka böyle dayaklar yiyoruz. Böyle demirden yapılan bir sandalye var. Onun da böyle dümdüz oturuyoruz. Kıpırdamıyoruz. Sonrasında işte oradan çıkarken hastalıklar bulaşır. Bulaşıcı hastalıklar. Evet, bulaşıcı hastalıklar var. Babamdan hala bir ses yok, haber yok. Nerede olduğunu, cezaevinde mi, yaşıyor mu hala bilmiyor musunuz evet, babanızı? Annemin babası yakında vefat etti. Bir 8 ay, 9 ay oldu. 74 yaşına gelen kişinin ne suçu var? Siz bir düşünseniz. Onu da hapishaneye atmışlar. Onun sonrasından ölüsünü vermiş. Öyle, biz de öyle haberini aldık. Mesela iki dayım var. Onu 20 senelik falan kesmişler hapishanede şu an. Artık neler yapacak, nasıl bir oyunları var önümüzde hiç bilmiyoruz. Peki babanız orada kaldı, anneniz burada sizinle mi? Evet. Annem, abim, kardeşim ben burada. Babam orada. Hala ses yok. Öyle. Evet. Peki Erşidin Bey, gerçekten orada çok ciddi bir zulüm var. Yani anlatılanlar, hani gerçekten kurgulamaya kalksanız film olarak kurgulayamazsınız bu kadarını. Peki Çin nasıl bu kadar bir izolasyon sağlayabiliyor da, hani başka ülkelerde ufacık bir şey oluyor, bütün dünyaya yayılıyor da hani bu yaşanılanlar neden bütün dünyada duyulmuyor? Ben önce kısaca kendi geçmişimle anlatayım size. Benim adım Erşin Erkin, 1985 doğumluyum. Biz dört çocuklu ailenin dördüncü çocuğuyum ben. Benim annem babam 1994 ayrıldı. Ayrıldıktan sonra biz dört kardeş, evinin büyüğü kız, üç erkek. Dördümüzün de dört ülkeye çıktık okumaya. Mesela abim Türkiye, ablam Mısır, ben de Pakistan'a gittim 96'da. Amacımız sadece orada bir dinli, kendi dinli şeyimizi öğrenmek için, Kur'an-ı Kerim hafız etmek için Pakistan'a gittim. 8 sene kaldım. Kur'an hafız yaptım. Sonra memleketim Doğu Türkistan'a döndüm. Döndükten sonra 2003 ben lise eğitimi almak için okula gidiyordum. Çinli sivil polislerden beni gözaltına aldılar. Suçum ne? Suçum Kur'an eğitimi almak. Ben o zamanlarda 18 yaştaydım. Kur'an eğitim almak diye attılar içeri. Abim de Kur'an eğitim almıştı. Benden bir büyük abim. Beni bir sene attılar. Ben hapishanedeki ikinci ayında abimin de hapishaneye atıldığını öğrendim. Günde iki dilim ekmek, yarım kutu su. Her gün oturuyoruz böyle sert sandalyede. 24 saat böyle oturuyoruz. Veriyor bir tane, Çinlilerin kendi marş şarkılarını öğretiyorlar. Okuyorsan diye. Ben zaten Çince bilmiyorum. Küçükken Pakistan'a gittim, orada Kur'an eğitimi aldığım için bilmiyorum. Öğrendim ama işte orada zorla öğrendiriyor. Haftada bir giriyor Çinli askerler, girip dövüyor. Hiçbir sebepsiz, suçsuz dövüyor. Öyle çıkıyorlar. Ta 2003'üncü yıl yani. Şimdiki işkenceler daha da kötüleştiler. O zamanlarda arttılar. Şimdi o zamanlarda o kadar da değil de ama vardı işkence. Şimdi daha da kötü arttılar. Mesela biz kendimizi kendi topraklarımızda biz Türk'üz, biz Müslümanız diyemeden büyüdük.
Çünkü Türk olmak, Müslüman olmak yasakmış. Zaten öncelikle, en büyük suçumuz o gibi herhalde değil mi? Onlara göre Müslüman ve Türk olmanız. Evet, Müslümanlık falan bir derdi var mı diye bakarsak orada 200 milyondan fazla huy Müslümanları var. Ama bunlarınki derdi Türk. Çünkü tarihten beri bunlardan bize bir şeyimiz vardı yani düşmanı kuyruk falan. Kuyruk acıları. Olduğu için onlarla yani derdi Türk. Sonra ben 10 sene Doğu Türkistan'da kaldım. Zaten bana pasaport falan her şey yasaklandı. 2010 evlendim. Evlendikten sonra bir ay evli kaldım. Bir ay sonra Çinlilerle kavga ederek 4 sene içeri attılar. 4 sene içeri attılar. Ben de sonra işim bile boşandım. Ha, 4 sene içeride mi yattınız? Ha, 4 sene içeride yattım. Sonra 2010'dan 2014'e kadar 4 sene yattım. İşim bile de ayrıldım hapishanedeyken. Sonra hapishaneden çıkınca 2014 annem vefat etti. Annem Türkiye'de yaşıyordu. Annem vefat etti. Sonra ben de hapishaneden çıktıktan sonra bir sürü para verdim. Bir sürü rüşvet falanlarını verdik. Pasaportumu aldım. 2015 Mart ayında Türkiye'ye geldim. Annemin toprağını görmek için. Çünkü benim ablam da Türk vatandaş. Burada yaşıyor. Abim de şey... Benim bir büyük abim vardı demiştim. Oradan evet. Atlayarak geçtim. Abim de hapishaneye atmıştı. Girince sağ sağlam girmişti. Ama çıkınca ahlı dengesini kaybettiler. Önünde bir sürü çiş yemeklerini veriyorsunuz. Yemiyor. Çöplerden al. Yani bu kadar şey yani. Biz şunu söylemek istiyorum ki öncelikle buradaki karşılaşlarımız hepiniz bizim canımızsınız, kanımızsınız. Sizlerini o kadar seviyoruz ki Soydaşız. Şimdi başımıza ne gelirse işte kardeşlerimizi sevdiğimiz için bu dertler başımıza geldiler. Asimile olmayı kabul etmediğiniz, Türklüğünüzden evet. ve Müslümanlığınızdan vazgeçmediğiniz için başınıza bunlar geliyor. Yani biz buraya gelince bazı insanlar düşünür ki ya bunlar da Suriye gibi kaçıp falan filan kendi toprağını bırakıp kaçan insanlardı. Yok, bizde öyle bir şey yok. Eğer bizde elimizde atacak bir taş bile olsa da biz buraya gelmeyecektik, savaşacaktık onlarla. Ama bizim orada savaş yok, zulüm var, işkence var, soykırım var. Mesela şimdi diyoruz her bir aile bir tane Çinli acen erkek yerleştirdiler. O ailede zaten bizim bir tane erkek yok. Erkeklerin hapsine cezaevine attılar. Hapishane attılar. O ailede bizim namusumuz olan kız kardeşlerimiz, ablalarımız, annemiz, bacamız var o ailede. Onlar sadece bizim ailemize değil. Bizimki şu kız kardeşlerimizin, namusumuz olan kardeşlerimizin yatağı kadar uzandılar. Zorla Çinlilerle evlendiriyor. Yok ben evlenmem diyerse komple aileni atıyorlar içeri. Evet, onlar sadece bizim namusumuz değil. Ben Türk'üm. Elhamdülillah ben bir Türk'üm. Elhamdülillah ben bir Müslümanım diyen insanların buradaki herkesin ki annesi bacasıdır. Namusudur. Buna herkesin sahip çıkmak boynunun borcu vardır burada. Çok doğru, çok haklısınız. Peki bunu da konuşacağız. Uygur ailelerin evine gerçekten Çinli erkekler yerleştiriliyor ve Uygur Türk'ü kadınlarla evlendirilmeye zorlanıyor haberleri de gerçekten gelmişti. Siz de teyit ettiniz. Bunu da konuşacağız ama şimdi kısa bir araya gitmek zorundayım. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyiciler.